Aç aç kapıları ben geldim. Ah bu ne güzel ev, büyülendim. Odaları gezeceğim, yaramazlık edeceğim. Kalk dedikodu yapmaya geldim. Nuray, sayarıya geldim. Evrim Akın'la Ev Gezmesi bu hafta da yine bomba gibi bir bölümle karşınıza geliyor. Güneş tutulması Terazi Burcu'nda 14 Ekim'de, Ekim'in sonunda Ay tutulması Akrep Burcu'nda. O astrologların kraliçesi. 20-28 Eylül arasında Türkiye'de çok bomba haberler duyacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun, çok bingo bir gün. Sır perdesi aralanacak. Bak, bu burayı kesin ve saklayın. Türkiye çok büyük bir zenginliğe girecek. Ünlü astrolog Nuray Sayarı geliyor. Bugün mucizeler benimle birlikte. Küre küre söyle bana. Evrim Akın nasıl bir insan? Yo 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 yo. Dolmalar doldurulacak. Soğandan gözler yaşaracak. Soğan beni çok sever. Soğan beni çok sever. Beni güldürür, ağlatmaz. En özel burç yorumları sadece bu programda yapılacak. Her odaya girdiğinizde sağ karşı köşe aşk köşesi, sol köşe bolluk bereket köşesi mor. Asla giderler de açık olmamalı. Aralık 31'e kadar neler olacak 12 burçta? Ben bir gece konduda doğdum. Daha sonra çalışarak kendi imkanlarımla bugünlere geldim. Yorumlarıyla her zaman gündem yaratan ünlü astrolog Nuray Sayarı birazdan Evrim Akın'la ev gezmesine özel burç yorumları yapacak. Ancak önce güzel ülkemiz için yakın dostu Evrim Akın'a yaptığı o çok özel, çok çarpıcı açıklamaya kulak verelim. Bakın o sözler nasıl bir anda gündem oldu. Anam ayrılmayan, dağılmayan kalmadı. Cacığa çevirdi bizi. Şimdi hangi burçlar küçülmeye gidiyor diyerek. Yani astrolojik anlamda sır perdesi aralanacak. Bak bu burayı kesin ve saklayın. 20-28 Eylül arasında Türkiye'de çok bomba haberler duyacağız. Türkiye çok büyük bir zenginliğe girecek. Çok bingo bir dönem, bingo bir zaman olacak. Bu dediğim olduğunda ben herhalde halının üzerinde uçarım artık. O soruyor, en ünlü isimler yanıtlıyor. Evrim Akın'la Ev Gezmesi bu haftada yine bomba gibi bir bölümle karşınıza geliyor. Yaz demek, bodrum demek. Yine aklınızı alan müthiş bir manzara, sonsuz bir deniz ve Evrim sendeyiz. Bakalım bugün ne sürprizler gelecek senden. Bugün çok sevdiğim, gerçekten çok sevdiğim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım ve Türkiye'nin en iyi astroloğu. Tabii ki benim şans meleğim Nuray Sayarı'ya geldim. Nurişim! Caniko! Aşkım! Serbest olmasın. Yükselen yengeç ya. Hoş geldin. Ömrüm, ruhum. Nasıl özlemişim seni. Tabii. Şimdi yapımcımız zengin olunca dedi ki, git dedi Bodrum'da dedi. Biraz tatilde yap. En yakın arkadaşına da git dedi. Pesonuz gönderdi. Pesonuz. Şahane. Bir dahakine dedi ki jet tutacağım. İnşallah. Hatta Ayça dedi ki ben seni Ankara'ya vapurla göndereceğim. Ankara'ya deniz yok ki. Ankara'nın denizi yok da dümeni çok baba, onun olacak. Ankara'ya selam olsun canım memleketim. Selamlar. Ne yapıyorsun? İyiyim, ne yapayım? Ne güzel bronzlaşmışsın. Ay teşekkür ederim. Gidiyor musun denize? Giriyorum, çalışıyorum, giriyorum. Ay doğru, sen hala online. Tabii tabii biliyorsun. Geceleri ders veriyorum, gündüzleri danışmanlık. Gün içinde birkaç saat zaman ayırıyorum kendime. Oh. Yakışıklı oğlumla tatil yapıyorum. Ogancığım burada mı? Ogancığım, ay bir göreyim onu. Acaba? Ogan neredesin? Ay çok güzelim. Astrologların kraliçesi her zaman çok esprili, bir o kadar da açık sözlü. İki şen şakrak bir araya gelir de kahkahalar havada uçuşmaz mı? Bizi neler bekliyor? Vallahi çok merak ediyoruz doğrusu. Her şeyden Nuray'ı arıyorum önce. Tiyatro teklifi gelip Nuray yapayım mı? Ne olacak benim bu halim? Ya astroloji. Bir insanın var ya en yakın arkadaş astrolog olmamalı arkadaşlar. Ay yok yok, ben şaka yapıyorum. Severek yapıyorum biliyorum, işimi. Biliyorum. Bir de dostlarımın mutlu olması beni daha çok her mutlu zaman, ediyor. Her zaman kesinlikle. Öylesin sen. Yani, eskiye kadar, eskiden daha vericiydim. O azaldı sen. Tabii şimdi daha seçiciyim. Kaliteli yalnızlığımla. Kaliteli yalnızlığımla.
Onluk o kadar çok insanla bir aradayım ki. Kaliteli yalnızlık. Evime herkesi sokmuyorum. Biliyorum. Bir ben giriyorum. Bir sen giriyorsun benim İki evine. İki evine yani İstanbul'daki. Kesinlikle. Zaten sen de benim öyle. Program tatile girdi. Hemen koşarak geldim. Nesom geldi. Nesrin'imi biliyorsun. Ay biliyorum. Selamlar buradan olsun. Buradan da Kamil abime ve Nesrin'e. Kamil abi de aslında İngiliz. Sevgilerimi gönderiyorum. Çok karısı adama Kamil diyor. George muydu adı? George galiba. Ben de bilmiyorum. Onu unuttu. Unuttu. Adam Kamil oldu değil mi? Kamil oldu. Bizim Kamil'imiz sağ olsun benim yanıma gönderdi. Ay keşke bir fotoğrafı olsaydı görseydik. Ya çocukluk arkadaşım Nesom benim. Onun işte bir 22 gün kaldı. Sonra bir onunla Alaçatı'ya gittik. Biliyorsun benim bir yakışıklı oğlum var Ogan. Aa onunla... burada mı? Burada Ogan. O işim gel. Gel. Hayır. Bakar İnan mısın? Ben 10 sene önce geldiğimde arkadaşlar şuramdaydı. 10 sene önce kaç yaşındaydın? 7 yaşındaydın. 6-7 yaşındaydın. 6-7 yaşındaydım. Ya şaka gibi. Oy İlkokul 1. sınıfa gidiyordu. Nasıl güzel. Aynı sen Nuray. Değil mi? Şimdi Aha. üniversiteye inşallah bir sene sonra başlayacak. Yurt dışına gidecek. Yurt dışına gidecek. Onun kararını verdik. Büyük bir ihtimalle Avrupa'da okuyacak üniversiteyi. Evet, ben de biraz dahil oldum. Evet. İzlanda istiyorum ben. İnşallah. Çok güzel. Çok i̇şte ayı yengeçte YouTube... anasız ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Uzlara bakıyorum. Kocaman oldu ya. İz yaptım. Makyaj yaptım. Selçuk geldi bugün. Öpme öpme uzaktan yapıp. Makyaj olmasın diye. Bilmeden en yakın arkadaşımı doğurmuşum. Ne güzel ya. Evet. Ne şans. Çok mutluyum onunla. Çok efendi. Çok beyefendi. Çok. Kesinlikle. Annem de çok seviyor zaten. Hayır. Zaten Elif bizim annemiz. Evet. Ogan'ın da anneannesi. Biz kardeşiz, anneannesi. Ben teyzesiyim. Selçuk dayısı. Dayısı. Biz anlaşmaları yaptık çok. Çok. Maslak'ta yaptık anlaşmaları. Maslak'tayı da yapmıştık. Ay çok güzel. Sana bir sürprizim var. Ah ne? Yunanlı komşularımdan öğrendiğim zeytinyağlı Yunan dolması yapacağım. Şaka yapıyorsun. Evet. Gerçekten çok güzel yapıyor. Sarma challenge'ımız vardı. Ay ne güzel sarmalar yaptık, yedik. Aa mikrofon yok muydu? Yaka mikrofonu. Aa bilmiyordum. Ogancığım alt attım şimdi. Mikrofonumuzu al. Bir dakika anlat Yunan dolması. Yunan dolması yapacağım. Yunanlı komşularım çok. Onlardan evet. öğrendim. Zeytinyağlı biber dolması. En sevdiğim. Ama Yunan usulü. Gerçekten çok güzel yapıyor ve yani... Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ama gerçekten. Muhteşem yemek yapıyor Nuray. Ay şu tabloya bayıldım. Tablo mu desem buna? Ne bu? Nedir bu? Aslında o ayna. Aa! Evet arkası ayna onun. Aa! Oh evet. My goodness! Gel gel. Ayna kendini ayna. Görmek istersin. Yılan kadir. Tozlanmıştır. Kız aa! Ayna o. Çok. Ay kendime bakayım. Ay. Şişman gösterdiği için arkasını çevirdim. Ay evet iyi yapmışsın. Hala aynaya bakmak da iyi değil. Kiloluyken bakmayı ben de sevmiyorum. Kesinlikle. Yüzüme bile bakmıyorum. Değil mi? Yüzüme bakmadan geç. Yok yok yok. Ay çok güzel ama. Şuralara da bakacağım. Şu sandıklara bayıldım mesela. Evet ben şeyim. Eskiden çok depolamacıydım. Biliyorum. Her şey, her şey buradaydı. Eskiden evinde yani 10 yıl önce. İlk yatak odası ve eşyaları vardı evet, en alt katta. Eskilerimi görüp şükretmek için. Tabii. Kesinlikle. Ama onların hepsini çıkardık değil mi hayatımızdan? Çıkardım. Bunlar Şükür. Benim çeyiz sandığım. Şaka yapıyorsun. Evet. Yani neredeyse içinde her şeyimiz var onlarda. Ne var? Açabilir miyim? Açabilirsin tabii ki. Aa temizlik malzemesi. Depocu Nuray. Depocu. Kesinlikle. Ogan bana diyor ki... Ne güzel koktu. Tabii hijyen. Oh. Astroloji çartı. Bunu ben Mısır'dan aldım. Aa, bu dokuma değil mi? Tabii dokuma. Oo, dokuma. İpek mi o? İpek üzerine dokuma. Çok güzel. Mısır'dan almıştım. Diplomam benim bu. Aa ne yazıyordu? Nuray Sayır mı? Nuray Sayır yazıyor. Arapça. Arapça. Wow. Bir dakika benim burcum nerede bu? Ha Gemini. Gemini. Cancer şey değil mi? Akrep. Yengeç. Yengeç mi? Yengeç. Ha. Burçlar, gezegenler, retrolar. Hepimizin ilgi alanı değil mi? İşte Evrim'in de en çok bu astroloji köşesi ilgisini çekti. Şey, astrolog mu yetiştiriyorsun? Öğrenciler yetiştiriyoruz. Kız kardeşim ve meslektaşım Gülay Uman Adaoğlu. Onunla birlikte yönetiyoruz. Evet Gülay'cığım. Onun kıymetli teyzesi. Ben de çok seviyorum. Hayattaki en büyük şansım.
Kız kardeşim, çocuklarım ve sen dostlarım. Kesinlikle. Şimdi dolmaya mı geçiyoruz? Evet, şimdi dolmaya geçiyoruz sana Yunan usulü. Bir şey diyeceğim. Malzemeleri getir de balkonda yapalım. Tamam. Hemen. Efil efil. Hani köylük yerlerde yaparlar ya bahçede. Öyle yapalım. Ay en sevdiğimce hadi gel. Şey derdi benim bir arkadaşım oturarak ben mesela fasulye ayıklıyorum, soğan doğru. Diyor ki dul karı gibi niye oturuyorsun diyor. Sen ayakta yapıyorsun her şeyi. Oturarak. Yok, sen oturarak. Ben oturarak. Ben ayakta yapamam. Benim işim oturmak. Buldum mu dayarım. Yemek deyince evrimde akan sular duruyor. Nuray Sayara'nın şık ve kendini yansıtan salonundaki sohbetimizi tamamlıyor ve heyecanla yemek hazırlığına geçiyoruz. Nuriş! Nerede kaldın kız? Hadi Deniz'im geldi. Hadi dolmeleri yapıp Deniz'e gideceğim. Geliyorum. Malzemeleri hazırladım. Ana keşke yardım etseydim. Yok aşkım yardım edilecek bir şey yok. Vay vay vay. Ne hamarat kadınız. Şöyle. Oh. Bakayım. Ay işte şunu kokusun. Biberlerimi almadım. Özür dilerim. Bana bıçak ver. Şu çok önemli. Ben bunsuz yapamam. Ben dedim small alın. Ben küçük bir kızım. Küçük ellerim var. Sen kendini aldın mı? Ama ben soğan doğrayamam. Gözüm yaşarıyor. Onun da ritüelini anlatayım sana gözünü yakmaması için. Nasıl yani? Tabii soğanı doğrarken dedim ya sana beraber yaptığımızda. Ne yapmıştık? Keserken nişanlım seni kıskanmaz. Nişanlım beni kıskanmaz. Beni kıskanmaz. Beni kıskanmaz. Benim nişanlım yok. Olunca. Varmış gibi davran. Varmış gibi davran. Mış gibi yap. Ay ne küçük eldivenmiş bu da. Neydi? Nişanlım beni kıskanmaz. Nişanlım beni kıskanmaz. Şimdi önce soğanları mı doğrayacağız? Evet soğanları. Pirinci bana... ne yaptın? Haşladın mı? Hayır haşlamadım. Yıkadım. Bak sana veriyorum şunu. Nişanlım. Ya ben kıskanç sevmem ki zaten. Nişanlım beni kıskanmaz. Sürekli bunu mu söyleyeceğim Nura? Sürekli bunu söyleyeceksin. Biz bir dolma challenge yaptık. 18 soğan doğradık neredeyse. Ben ağla ağla öldüm. Bu hiç ağlamadı. Evet. Nişanlım beni kıskanmaz. Ya da soğan beni çok sever. Soğan beni çok sever. Soğan beni güldürür, soğan ağlatmaz. Soğan beni güldürür, ağlatmaz. Ay. Şimdi. Pazardan alıyorsun değil mi sen? Her şeyi mi pazardan alıyorsun? Ay organik alıyorum. Organik. Her şeyi mi pazardan alıyorum? Evet. Köy pazarı var. Nişanlım beni kıskanmaz. Bir de yapabilirsin. Soğan beni çok sever. Soğan beni çok sever. Beni soğan güldürür, beni ağlatmaz. Sever. Canım soğanım. Yalakalık mı yapacağım ben buna ya? Sürekli yalakalık. Övmet et onu. Öv beni, öv beni. Nuray'ın beni çok... Ay soğanım beni çok sever. Soğansız bir hayat düşünemem. Ay benim soğanım. Her aman derde devasın. Ay bir şey söyleyeyim mi soğancığım? Sensiz yemeklerin asla tadı yok. Ben menemeni de soğanlı severim. Ben de. Niye soğansıza taktılar? Bilmem. Soğansız yemek mi olur Allah aşkına? Ben de onu bilemedim. Yani. Soğancığım, canımcığım. Aman da aman soğancığım. Yavrum soğancığım, canım soğancığım. Güzel bak, soğancığım. Gördün mü? Akmadı gözlerin. Evet ama sanki akacak duygusu var. Psikolojik mi o? Tabii. Kodlamışsın kendini soğan gözümü yakıyor diye. Hanımlar duydunuz değil mi? Soğan doğrarken gözleriniz yanmasın istiyorsanız nişanlım beni kıskanmaz demeniz gerekiyormuş. Şimdi ben bir gün Hindistan'a gittim. Eğitim için gittim. Nasıl kaçacağımı bilemedim. Kokuyor değil mi? Ay. Arkadaşım dedi ki çürük yumurta gibi kokuyor dedi. Vallahi billahi. Soğan seni seviyorum yapma. Bozulmuş peynir. Bozulmuş yumurta kokusu. Ay canım ülkem mis gibi. Ay biz tertemiz bir ülkeyiz. Öyle. Vallahi ya, temiziz. Dünyanın gezmediğim ülke kalmadı. Bir de Kore temiz. Çok temizler. Ayakkabıyla eve girmiyorlar. Asla girmez Koreliler. Ne zeki insan. Japonların da tuvalet terliği, balkon terliği hepsi ayrıymış. Bütün terlikleri ayrıdır. Ay bir soğan yetmez mi? Şimdi tatlı kuşum benim. Sen daha hızlı doğruyorsun bana. Çünkü ben teknik doğrayamıyorum. Teknik, teknik olalı. Böyle teknik görmedi. Sen Allah sus dış ses. Ben de oturarak hiç şey yapamam biliyor musun? Ben ayakta. Oturarak asla ayakta hiç sevmiyorum. Yani kendi mutfağımda kendime göre yemek yapınca ayakta yapıyorum da. Misafir geldiğinde oturarak. Çünkü çok yemek yapınca yoruluyorum. Soğan beni çok sever. Soğan beni üzmez, ağlatmaz. Güldürür amca. Güldürür amca. Soğan amca. Canım amcam. Ay şiştim ben bundan.
kız vallahi ağlayacak gibi. Ver hele, ver, ver. Dur şunu da halledeyim, dur Günah şuraların, ay. Al, yaptım yeter. Oh. Koy bu, elden almam. Ben vermem ki bıçağımı. Vermez misin? Şimdi bunları doğrayayım mı? Küçük küçük mü doğrayacağım? Küçük küçük doğrayacağım. Sen şey de koyuyorsun değil mi? Evet, dereotu. Dereotu. Ha, annem koymuyor. Evrim'in soğanla imtihanı bitti neyse ki. Yani gören de ilk kez soğan doğruyorsun sanır Evrim. Ya aslında ben güzel yemek yapıyorum da. Yemin ediyorum başkasının mutfağı, başkasının evi, elim çoraklaşıyor. Böyle kalıyor. Allah Allah. Vallahi bak, aa. Niye kendi evimde yaptığım yemek tarzını görmedin? Aa, güzel yapmadım. Sen de güzel yemek yapıyorsun. Evet ama başkasının evinde malzeme benim değil. Bak şimdi dönen bir tahta var burada. Yani keşke bunun üstüne ben oturaydım, beni döndüreydin şu. Ama bu yemek de ama çok güzel olur. Ama yanlış peynir tahtası o. Evet işte şöyle döndüreceksin. Oradan mozzarella'yı alacak. Döndüreceksin, mozzarella'yı ben alacağım. Yanlış tahtayı döndüreceksin, hellim alacak. Döndüreceksin. Kars kaşarı alacak. Küflü peynir alacak. Peynir seviyorsun sen. Çok peynirsiz bir hayat. Allah. Nuray yemekten sonra tam etmesin. Şeyler gibi. Avrupalılar gibi. Yemekten sonra ya da önce peynir yer mutlaka. Bu da böyle bir bilgi. Neyinize yarayacaksa alın, istediğiniz yerde kullanın. Evet ben bunları doğradım Nurişim. Şöyle alalım Günah. Tuzumu pirincime atmıştım zaten yıkadıktan sonra. Attık değil mi böyle? Şu dibini de sıyıralım. Oh. Oh suyundan. Dereotunu çok seviyorum ben ya. Ben de. Ama annem bunu kavuruyor biliyor musun? Sen kavurmuyorsun. Hayır kavurmadan. Ha, annem kavuruyor. Anne değişik tarzı var. Ha. Belki de annem bu arkadaşından öğrendi. Onlar farklı, Yunanlılar farklı. Evet, yapıyordu. Kesinlikle. Bir de Yunanlılar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu ne? Vallahi kafam kadar. Böyle mi? Tabii sen 5 dakikada iş yaparsın böyle doğrarsan. Aa! Dur şurada. Lezzet, lezzet. Aa! Ama bu yanık ya. Kaç tane soğan çıkardım sana? Tutumlu kadınımdır diye. Ay. Şimdi yağ koymuyor musun ya, aşkım? Zeytinyağı. Zeytinyağımı alayım. Yağ zeytinyağı istiyorum. Getireyim ben. Evet, zeytinyağı dolabın altında. Aa, zeytinyağı, zeytinyağı. Nuray Hanım maharetli elleriyle dolmanın iç harcını yoğurmaya devam ediyor. Zeytinyağı, zeytinyağı götürüyorum zeytinyağı. Götür. Zeytinyağı beni çok sever. Zeytinyağı beni üzmez. Mis gibi sağlık verir zeytinyağı, zeytinyağı. Ay ben tereyağına da çok bayılırım biliyor musun? Ben de doldurmak istiyorum. Ortaya tabii, getirir misin hemşirem? Etlisini yapsaydık. Ayakta yapalım hadi, tamam hadi, senin hadi, için. Zeytinyağı, zeytinyağı. Yiyeceğiz değil mi bunu? Tabii yiyeceğiz. Oh, mis. Bu ne kadar doldurayım? Ama çok tepeleme koymayalım değil mi? Tepeleme yetmez. Koy. Az koy az, bunlar şişecek daha. Yani karnımız da iyice acıktı. E hadi biraz hızlan Evrim. Dolma. Bu kalsın, onu daha sonra... Pişirelim mi? Karartır çünkü patlayacak. Fırına mı şeye mi? Nereye? Hayır, tencereye. Tencereye. Hadi o zaman bunu ver tencereye. Ve biber dolmalarımız tencereye girdi, ocağın altı yandı. Yemeğimiz pişerken biz de Nuray Sayara'nın evinde biraz daha keşfe çıkalım. Ne dersiniz? Evet. Dolmamıza, ocağımıza koduk. Evet. Ay diyor ki Gökhan, o nasıl giriş diyor yönetmen. Diyor ki mercimeği fırına verdi ki aklı fikri nelerde. Aa salak var orada. Evet. Ay ne güzelmiş o. Kız bu ne? Ay dur bu bizim küçükken telefonluğumuz vardı. Evet. Çevirili telefon. Ay ne güzel. Biliyorsun hep söylüyorum. Ben bir gecekonduda doğdum. Gecekonduda büyüdüm. Daha sonra çalışarak kendi imkanlarımla bugünlere geldim. Bu ilk büyük para kazandığımda aldığım ayna. Gerçekten. O benim uğurum. Ay. Ya anılarım. Ya, böyle baktığımda geçmişe dönüp geleceğime hep şükrettiğim bir çok ayna. Çok da güzel. Ay Allah daha çok versin. Amin. Cemil cümlemize. Yavaş. Kimin ihtiyacı varsa. Ama yaradan hak ettiği kuluna her şeyi veriyor. E biliyorsun ben kalbin temizliği mucizelere inanıyorum. Evet. Ay. Yazdığım kitaplarda da ben evet başardım, siz de başarabilirsiniz diyorum. Bunun çünkü umudu olmayın. Bu benim çok kıymetli bir ressam dostum. Öyle mi? Engin Bey'in bana çok güzel yaptığı bir tablo. Çok güzel. Bravo. Bayılırım ben de tablocuyum biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Bir de koleksiyonerliğim de var. Evet. Açık arttırmalara gel. Şimdi buralar misafir yatak odaları.
Çok güzel. Oga'nın odası. Burası mı? Orası Oga'nın odası. Oga'nın izin vermez ama girmemize, kapı. Yok. Bak perdesi bile çıkmış. Ogan! Nesrin gelse de çıldırsa. Nesrin kaldı burada. Burada mı yattı? Burada yattı. Allah'ım inanamıyorum. Bak Oga'nın odası işte. Kız bir de zengin derler. Kevser diyor ki babaannemin şeyi gibi diyor. Ben bunları Turgut Reis pazarından aldım. Aa! Tabii canım. Bodrum'dan mı? Bodrum'da pazardan al. Ben pazarcıyımdır. Biliyorum. Benim her şeyim pazardandır. Evet. Nevresim takımlarıma kadar. Oh ne güzel. Her şeyi pazardan alırım. Mütevazı işte ya en evet. Güzeli. Misafir odası da burası. Burası misafir yatak odam. Nuray Hanım biz de çok severiz pazar gezmelerini. Geldiğinde misafirleri. Bir şey söyleyeceğim, misafirlere parfüm mü hediye ediyorsun? Onlar Oga'nın parfümleri buraya koymuş ay, hepsini. Ay ne güzel kokuyor. Erkek parfümü. Hepsi baharatlı, erkek parfümü. Baharatlı baharatlı. Baharatlı baharatlı. Ben biliyorsun. Ay bu ne? Oh my god. Ay. Ama ucunu çıkarmış demek. Niye ki. Niye çıkardın çocuğum? Sıkaydı. Ay sandal. Çok güzel kokuları var. Çok güzel. O parfümcü anasına çekmiş. Rolonu. Koltuk altı rolonu. Ranga ranga. Ranga ranga. Çok güzel. Kaşlarını alıyor. Öyle ortasını mi? Alıyor. Bu eve aldığım cımbızın sayısı belli. Bu da benim şey, hayat kurtarıcım sineklerden. Kesinlikle. Yalnız ben sistemden çok memnunum. İlaçlamayı çok iyi yapıyorlar. Yok değil mi sinek? Yok bir de benim kanım bakkal kanı olduğu için A-RH pozitifim i̇şte ben. İşte ben de B-RH pozitifim. Beni kesinlikle üstüme sinek de konmaz, sinek de ısırmaz. Burası da benim yatak odam. Ay ne güzel perde. Tam gemici. Evet. Oo. Anam o ne? Kürem. Nasıl yani? Ben geceleri bunu başucuma koyuyorum. Oturabilir yakın. Miyim? Tabii ki oturabilirsin. Bağlantıya geçtiğim küre. Böyle tutup mu? Geçiyorum diyorum. Ne yapıyorsun? Küre söyle bana. Evrim Akın nasıl bir insan? Başına neler gelecek? Ay tövbe tövbe. Tövbe yarabbim. Ciddi alırlar bunu. Tabii canım hayır. Ya da bağlantıya geçtiğim. Bunu nereden aldın? Bunu seneler önce Eminönü'nden. Eminönü'ne çok giderim ben. Oo. Simlerim. Bu şey mi? Aa vücuda mı sıkılıyor? Tabii vücuda sıkılıyor simli. Aa ne yapıyor bu? Bak ışıl ışıl olacaksın şimdi. Ya niye çekimden önce vermedin bana da parlayaydım de? Kız Bodrumlu gibi oldum ya bir. Aklıma ay, gelmedi. Ay ne güzelmiş. Oradaki de mor. Her odaya girdiğinizde, kapıyı arkanıza verdiğinizde sağ karşı köşe aşk köşesi. Bak karman çorman. Kaliteli yalnız olduğum evet. için. Sol köşe bolluk bereket köşesi mor. Mor mu koyacağız? Mor koyacaksın. Hemen koyuyorum eve gidip. Parayı yağmur gibi çekersiniz. Ve benim kollarımda da bak dövmelerim var. O ne o? Sen bunu anlatmıştın ama ben hemen unutuyorum. Süleyman'ın mühürü. Sirius yıldızı. 777. Gördün mü? 520. 888. Şu yılana göster. İlahi koruma. önde de Fatma'nın eli var. Ay bunu çok seviyorum ben. Bu da wow. Hayatın başlangıcı ve sonu. Biz dünyaya gelmeden önce ana karnında cenin şeklindeyiz. Öldükten sonra toprağa girdiğimizde de et kemik ayrıldığında yine baba dönüyoruz. Wow işaret. Ayağımda da şey var, sakura. O ne? Çin çiçeği, bereket. Hep berekete yürümek için. Canım acıyor mu bunları yaptırırken? Ben de hiç yok. Yok alıştım ben. Tertemizim ben. Ben çok seviyorum dövmeyi. Tam dönem işinde oynayacak pozisyon. Dövmemi kapatmanıza gerek yok. Alın beni dönem dizileri. Amerika, İngiltere seviyorum. Dövme çok seviyorum ben ama tabii abartısız değil. Benim canım acıyor. Bak parmağımda da Sirius var. Yıldız değil mi bu? Yıldız, Sirius, şans yıldız. Çok seviyorum. Hiç acımıyor mu gerçekten? Yani acımıyor. Benim acı eşiğim çok yüksek. İşte benim değil ya. Ben iğne olurken bile o koronadaki pandemi iğnelerinde ay. Şimdi sen merak edersin. Ne çektirdim dolapla. O sağlık çalışanlarına, hemşirelere özür diliyorum. Sen dolaplarımı merak edersin evet, şimdi. Evet, kıyafetler. Evet. Bu açılıyor mu? Açılıyor. Şöyle açalım pardon. Au bu ne? Kız bu neydi? Tabii onun... Nuray'ın mutlaka bir yerde parıltısı payeti olacak. Bak bak bak. Bak bak bak. Şapkalarıma bak. Bak şimdi. Bak. Yo. Bak, bak, bak. Aa, şu. Aa işte kokoş bu denize giderken. Tabii bu denize kulübe giderken. Kulübe giderken. Yo. Devamı da yok. Yo. Ay dur şunu da giyeyim tam rapçi olayım. İşte bak. Tam rapçi oldum. Angara'ya zoruğumu keser. Bir cebimde yok. Neydi? Kapital. Bir cebimde. Cebeci ayrancı yokuşu. Ay bir de ezbere bilsem hiç ezberleyemiyorum.
Ancak altyazı olacak karaoke gibi söylüyorum. Millet de biliyor falan yapıyorlar. Halbuki de sizi yiyorum. Ben okuyarak böyle zırt. Değil mi? Yok, ezberimde şarkı yok. Ama rapçi oldum ya. Kulağın iyidir aslında. Kulağın iyidir. Kulağım iyi de ezberlemiyorum. Ezberlemiyorum. Bir de onu mu ezberleyip öğreneyim? 1000 tane bilgi var kafamda. Öbürlerini unutacağım bence sonra. Bence de gereksiz. Epey herhalde. Zaten bir şarkı çalınıyor 3 yıl. 3 yıl en fazla maksimum ya da 1 yıl, ondan sonra yenisi. Yenisi. Eskiden öyle miydi ya? Ay yok tabii ki canım. Şimdi hiçbir şey... Bir şarkı çıkardı 50 yıl. 50 yıl. Havası giderdi, yeni nesil de söylerdi. Tabii canım. Şimdi mesela en popüler, 2015'teki en popüler şarkıyı söyle, hatırlar mısın? Hayır. Hatırlayamam. Mümkün değil, tüketim çok. Şunu da takayım mı? Tak tabii. Aynı olsadı keşke. Yatak odasında aynı olmaz. O zaman şarkımı söyleyeyim. Fransızca. Fransız oldu mu? Yatak odasında aynı olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Niçin? Aldatılırsın. Yatağı ayna görmemeli. Benim yok. Benim sadece yatağım var, komi dinlerim var. Hiç aynen. Dolap molap da yok böyle. Giyim odam var ya biliyorsun. İstanbul'daki evimde giyim odam var. Burada mütevazı. Mütevazı yaşıyorum ben burada. Ama 3 aydan 3 aya geliyorsun ya da 2 aydan 2 aya. Kesinlikle. Şimdi o zaman Fransız oldu mu şöyle birazcık? Fransız ay, olmadı çok mı? Yakıştı. Je ne veux pas travailler, no. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Konfeti istiyorum yönetmenim. Alkış da istiyoruz. Çok güzeldi. Tatlı mı? Aa, ben bu merhaba canımın Almancası, İngilizcesi, Fransızcasını yaptım. Süper. Şöyle. Hop. Başka ne var? Bu çanta mı Nuriş? Evet, çanta. Ay bayılırım böyle örgü Ay. Çantalar. Bak yine payet. Yine pırıltı payet pırıltı sende. Pırıltı payet bende. Çantamı taktım koluma, gittim Paris yoluna. Ay ne bu benim Fransız aşkım bugün? Ne oluyor Kadir bana? Bak bu da çok güzel. Sen de bir Fransızsın konuya değil mi? Evet, ben konuyu Fransız. Sen büyük Fransız, sen hayata Fransızsın bebişim. Bununla da şey davete gidiyorum. Tabii davete gidiyorsun. Merhaba canım, merhaba canım. Elbise, ay şu ne? Nuriş bu ne kadar güzel. Güzel bir elbise. Tam böyle Helenistik. Evet. Aslında var ya bu saça... Değil mi? Böyle bu çok Helenistik olabilirdi. Evet. Ay giyeyim mi 2 dakika? Giy 2 dakika. Giyeceğim. Gözünüzün önünde giyeceğim önünde. Kız bunu çorlasam mı? Ay vallahi al. Ay yok be. Al giy bir tane. Giymem benim. Ki biliyorsun beni. Ben eşofmanla yaşayan insanım. Valla ekrana çıkıyorum diye giyiniyorum. Ay çok cici oldun. Ayakkabılarıma doydu bak. Evet. Geçen bir araştırma yapılmış. Arkadaşım Nesrin söyledi. 20 yaş arası çocuk, 20 ile 60 yaş arası genç, 60 ile 90 arası. 80 arası orta yaşmış. Şimdi öyle miymiş? 100'e gelince bir yaşlı. Hayır, 100'ü görecek miyiz? Yani Allah bilir tabii ki de. Tabii ki. Ama bak 50'yim ben. Dolu dolu 50'yim artık. Oh, tam 50 yaşındayım. Çok şükür. Espor yapıyorum, kendime bakıyorum. Evet, iyi besleniyorsun. İyi besleniyorum. Bir de mutlu bir kadınım ben. Mutlu olmak için hiç uğraşmıyorum. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Tabii ki de. Takmaz o. Kafaya hiçbir şey takmaz. Yok. Tokadan peki, ve çiçekten şey başka. Sen mesela günlük hayatında uyanıyorsun. Hani çalışıyorsun ya astroloji. Bize yayınlar yapıyorsun. Orada kendi çıkarımın ne oluyor? Kendine bak, yatırımın ne? Kendine ne direkt yapıyorsun? Direkt sana yapayım. Şimdi yapsana. Uykudan uyandım. Hah, bir yap taklit et bana. Uyandım. Hah. Asla ben dantelli geceliklerimle yatarım. Aa. Tabii canım, kesinlikle. Üstüne giy. Üstünde görelim ne var? Hayır canım. Hayır bak, canım. Yatarım, uyandım değil mi? Tamam. Oh, güne başladım, şükürler olsun. Bugün mucizeler benimle birlikte. Aa. Ben şanslıyım. Hı. Ben bolluk ve bereket içerisindeyim. Ben huzurluyum ve ben mutluyum. Bak ben senin dediğin arkadaşlar, biliyorsunuz benim... Özel bir yayın yapmıştık sosyal medya üzerinde. Bana dedi ki suyun mucizesini anlattı. Suyun hafızasını. Her 21 gün dedi. Suya bakarak dedi ne istiyorsan söyle. Ben her sabah uyandığımda kimseyle konuşmadan Mayıs'tan Haziran'a kadar 21 gün lüks süreçte yemin ediyorum dedim ki çok sağlıklıyım, çok mutluyum, çok başarılı olacağım. Ve oldu. Ve, yani yapın vallahi iyi dedikleri çıkıyor. Yemin ediyorum yaptım ya, bunu. Ya mucize, mucizelere inanacaksınız. Bolluk ve bereket. Örneğin diyelim ki paraya ihtiyacınız var. Duyuyor musun? Ödeme sorununuz var. Her sabah uykudan uyandığınızda burnunuzdan derin bir nefes alın. Suyu üfleyeceğiz. Bak niyet ettim bolluk ve bereket içerisinde olup acil para çekmeye. 5-2-0. 5-2-0. 5-2-0. 11 kere tekrarlayın. Ama her tekrarda önce bir derin nefes sonra 5-2-0.
Suyun hafızasına gelince de nazara geldin derler, suya okurlar, içirirler. Evet, öyle yaparlardı. Ama işte suyun hafızası, suyun hafızası tabii ki. Lütfen dileklerinizi, niyetlerinizi olmuş gibi suya sesli bir şekilde konuşun, üfleyin o suyu için. Evet, benim oldu işte, buradayım bak. Bak, çok şükür kanalda edeyim. Hayat, Akın'la ev gezmesi. Evet, ya hayat bir armağan, süresi de yok. Nasıl programlıyorsan öyle yaşıyorsun. Bu kadar net. Söylüyorsun. Yapın, vallahi yapın, oluyor dedikleri. Başka bir şey daha söyledim de onu söylemeyeceğim, onu sen biliyorsun. Başka, ikimizin isteği bir şey vardı. Evet, evet. O da ama olacak. Onu ikimiz yapacağız bence. Onu bana öyle geliyor. Yapacağız. İnşallah. Olanları atıp... Yeni projeler. Yeni projelerle. Evet. Farklı işlerle. Çıkarayım mı? Çıkar diyor bana. Hadi ay çıkar. Ay soyun dedi bana. Ooo. Evet. İnce topuk. Evet. İnce topuk modası geldi değil mi tekrar? Tekrar geldi. Bunlar böyle. Ooo. Ooo. Göstermeyeyim, şöyle tutayım da. Evet. Bayağı baba marka. baba. Çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum. Aşkımın mütevazi marka ayakkabıları. Ay dağıttık odanı, kusura bakmayayım. Benim sponsorum yok. Yok, senin kendimin yok. Kendimin sponsoru benim. Çalışıyorum, gece gündüz çalışıyorum. Kazanıyorum, istediğimi giyiyorum, istediğimi yiyorum. Banyo var değil mi şurada? Evet, banyo var. Ay, en sevdiğim yer. O misafirlerimin kullandığı banyo. Ve temizlik malzemeleri. Onlar, bunlar, şunlar. Yine depolanmış. Evet, ben hijyeni çok seviyorum. Biliyorum. Kirli sepeti. Oh mis. Duşumuz da var. Asla evlerinizde tuvaletlerin kapağını açık bırakmayın. Niye? Evin enerjisini çeker. Ah. Benim hiçbir evimde, bak dikkat ettiysen hep kapak. Kapalıdır. Hmm. Evin enerjisini çeker. Şeylerde de hep nazar boncukları var. Hmm. Giderler. Giderlerde. Asla giderlerde açık olmamalı. Niye, niye? Neden? Evin enerjisini çeker. Bolluğunuzu, bereketinizi. Ah, veremem. Ama ben bununla uğraşmayı sevmiyorum, aç kapı aç kapı. Ama yok, evinin enerjisini... Ay bunları öğretme bana ya. Öğretince takılıyorum, yapıyorum hepsini. Yüksek enerji istiyorsanız... Gider. Astrolog mu olsam ne olsam? Allah'ım çok güzel kokuyor. Oh, ben de şimdi sana yemek öncesinde bir Türk kahvesi yapayım. Yaparım. Oturup burçları anlatayım ay sana. Evet. 12 burcu neler bekliyor? Kimler şanslı? Kimler şanssız? Kimler eğleniyor? Kimler ağlıyor? Kimler üzünlü? Kimler mutlu? Kimler acı çekiyor? Kimler göbek atıyor? Kimler nerede ne para yiyor? Nerede yedim paraları? Söyle, söyle. Bol köpüklü Türk kahvesi eşliğinde Nuray Sayarı'dan burç yorumlarını dinlemeye hazır mısınız? Ne de olsa o, bu işin piri. Oh, kahvelerimi sağlık. Evet, en sevdiğim şey. Ben orta, sen sadeci. Ben sadeci. Kardeşim de sadeci, annem de, ben orta. Şekere karşıyım ben. Şekerden arınalı yıllar oldu. Tatlı yemiyor musun sanki? Tatlı yiyorum. Keşke yemesem. Allah'ım. İşte bende tatlı yok. Asla. Benim zihnimden tatlı duygusunu bir an önce al. Gördüğümde ay diyeyim, nefret edeyim, yemeyeyim. Çok seviyorum tatlı. Bir şey anlatsana burçları. Böyle baştan, koçtan başlayıp. Şimdi... Bu sene sonuna kadar. Şimdi ben sana ne zaman geleyim biliyor musun? Yeni yıl. Bence yeni yılda evet sana gelip bütün 12 burcun... Bu 2024'te neler bekliyor, neler yapması gerekiyor, dönüşümler, işte gerilemeler, ay dönümleri, yıl dönümleri, Uranüsler, gezegenler, Neptünler, onları bize anlat. Tamam. Tamam. O zaman şimdi Aralık 31'e kadar neler olacak 12 burçta? Tamam. Allah aşkına anlat, ben de meraktan çatlıyorum. Peki. Koç'la başlayalım. Şimdi yılın son artık demi dediğimiz süreçte iki tane tutulma kaldı. Biri Güneş tutulması, bir diğeri Ay tutulması. Güneş tutulması Terazi burcunda 14 Ekim'de, Ekim'in sonunda Ay tutulması Akrep burcunda. Şimdi ben Güneş tutulmalarını çok seviyorum. Bir yeni başlangıçların habercisidir. Yeni bir dönem, yeni bir süreçtir. Ay tutulmaları hüzündür. Kadınlarla ilgili olaylardır. Şimdi örneğin Amerika'da Biden. Evet. Sağlık sorunu yaşayabilir, komaya girebilir veya Allah benzeri Allah. Şeyler olabilir. Zaten çok Amerika yaşlı, çok karışacak. Bizim ülkemize gelince ekonomik anlamda bu tutulmaların verdiği etkiyle çok sancılı ve zorlayıcı bir süreçten geçiyoruz ama 2027'ye kadar insanoğluna
gün yüzü yok diyoruz biz astrologlar. Fakat bazılarının krizi bazılarının fırsatı olacak. Yani dönüşüm ve değişim sürecindeyiz. İlk burcumuz koçlar. Evet. Para konusunda sorun yaşayan bir koç burcuysanız artık hiç korkmayın. Çünkü Eylül'le birlikte kendinizi finans anlamında da, gelir anlamında da, çalışma hayatınız konusunda da garantileyeceğiniz fırsatlar yakalayacaksınız. Boğalar zaten 26 Haziran 2024'e kadar Jüpiter Boğa'da onları dönüştürecek, zenginleştirecek, fırsatları önlerine getirecek. İkizler ben yeni bir döneme adım attılar. Gerçekten. Bak, bir programa başladın. Evet. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşım. İnşallah. Uzun yıllar devam edebileceğinin garantisini veriyor gökyüzü sana. Ya. Tabii ki. Ama bunun yanı sıra... Benden kurtulamayacaksınız. Çok yoğun çalışma hayatın içerisinde yeni işler, yeni atılımlara da adım atabilirsin. Ay inşallah. Yani ikizler burcu. Hadi yeni ikizler aşklara, bu sene yırtalım ne olur ya. Yeni aşklara, duydun yeni mu? Başlangıçlara adım atıyor. Şimdi zaten Jüpiter 26 Haziran'da da Boğa burcundan ayrılıp ikizler burcuna geçecek. Ve o süreçte de örneğin ev almak isteyen ev alabilir, araba almak isteyen araba alabilir, yatırım yapmak isteyen yatırımlar yapabilir. İnşallah. Yengeç karanlık, haset, fesat günleri artık geride bıraktı. Ay çok şükür. Arkalarından, pozitif artık. Tabii arkalarından dönen oyunlar. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Bu senin yükselin mi? Benim yükselim yengeç sen tabii zaten ki. Zaten yılanları çıkardın. Ben, benim hayatımda hiç fıs fıs tıs tıs kalmadı. İşte benim de bunlar var. Küçük tıs tıslar. Allah'tan küçükler. Kesinlikle. Yengeç kendi içine dönerek kendinle bütünleşme dönemi yaşıyor. Şifalandırma döneminde yengeçler. Aslanlar bayağı bir yoruldular, zorlandılar. Yılın son iki ayı toparlanma sürecine girecekler. Başak çok zor bir döneme giriyor. Yapma. Çok zor bir döneme giriyor. Başakların yıl bitimine kadar sıhhat ve sağlıklarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Terazi için ne ekersen onu biçersin. Gül diken gül toplayacak, diken eken diken toplayacak. Kesinlikle. Hiç gördünüz mü gül dikip diken toplayanı? Ya da diken dikip gül toplayanı? O yüzden terazi ektiğini biçecek. Ama güzellikler ekmiş olanlar güzellikleri toplayacak. Kötülük yapanlar kötülükleri bulacaklar. Onu ayırt ediyoruz zaten. Akrep kesinlikle iyi bir gelecek. İyi bir düzen kurma dönemine giriyor. Ay iyi bari. Yani aslında bu döneme en şanslılar koçlar, akrepler, boğalar, yükselim. İkizler. Ay ikisi de bende. Tabii koç ki. Koç ve ikizler. Çok şanslı. Bak duydun mu? Yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat önümüzdeki sezona kadar inanılmaz bir dönüşümdeler. Allah'ım. Yani akrep için geleceğinizi yeniden inşa edeceğiniz bir dönemdesiniz. Yay, duygusal dalgalanmalar yaşayabilirler, ticari hayatlarında yeni atılımlara sahip olabilirler ama aile içi ilişkilerinde empati yapmaya özen göstermedikleri takdirde ailede kırgınlıklar, küslükler ve buhranlar yaşayabilirler. O yüzden diyorum ki kardeşleriniz varsa kardeş ilişkilerinize, iletişime, aileye daha çok kıymet, daha çok önem verin. Yani buna çok dikkat. Oğlak, nerede yedin paraları söyle, söyle. Çok iyi para kazanacak Oğlak ama. Ay burcum Oğlak. Vuruyor tabii ki. Ay, dolayısıyla. Nur işim bana çalışıyor. Evet. Ay pardon, gökyüzü bana çalışıyor. Gökyüzü sana hizmet ediyor. Oğlaklar hakikaten servetine servet katacak para konusunda. Benim ortağım da Mehmet Ali de Oğlak. Şahane o zaman. Para sizi seviyor bu dönem. Kesinlikle. Aynı zamanda oğlak, bekar oğlaklar evlilik kararı alabilir. Yuva kurabilir. Kalbi boş olanların kalbi 15 Eylül ve sonrasında ani başlangıçlarla adım atacakları ilişkilerde huzur dolu ilişkilere başlayabilirler. 15 Eylül'den sonra? Sonra. Çünkü Venüs... Venüs gerilemesinin bitmesi lazım. Kova çok sancılı, çok yıpratıcı bir dönemi geçirdi. Artık o süreç bitti. Sosyal ilişkilerinde ve iş arkadaşlıklarında
hiç olmadıkları kadar seçici olacaklar. Yani işte artık bu da onların, sen zaten bu evet, dönem. Hakikaten ben öyle bir dönem yaşıyorum. Dostluklarıma kıymet veriyorum, gönüllere dokunuyorum. Çalış, çalış, çalış. Çok çalışacak kova. İnşallah. Biz başarısına başarı katacak. Aynen öyle. Başarısına başarı katacak. Sadece benim kova kadınlarına uyarım şu. İlişkilerinizi saplantılı yaşamayın. Hayatınızın merkezinde sadece siz olun. Saplantılı aşk yaşamaktan vazgeçin. Ay ya çok iyidir. Ya çok iyidir. Çok hayatında severim. Bir yay olduktan evet. Sonra babam yaydı rahmetli. Nurlar içinde yatsın. Amin. Mekan cennet olsun. Amin. Benim bu rahmetli babam da kovaydı örneğin. Aa, çapkın mıydı? Vallahi çapkındı. Neyine çapkınsa işçi. Ha bir de değil mi? Ama kova işte durduramıyorsun. Çok yakışıklı bir adamdı ama. Çok, yani kadınlar ona aşık oluyordu. Benim babam anneme çok aşıktı. Aynen. Çok aşıktı. Bütün der dünyası annemdi. Dırdırcıydı, mırdırcıydı ama severek eziyet eden kocalardandı. Baskılarıyla kesinlikle. Annem de çok güzel bir kadındı. Çok güzel bir kadındı. İşte kova için artık izole olmak, çalışmak, başarısına başarı katmak. Ben bir kitap yazıyorum, diğer yazmayı düşünüyorum. Ya bunu bitir ondan sonra ona başla. Üretmeyi seviyor kovalar. Seviyorsun. Dolayısıyla kova çalış, çalış, çalış. Ama lütfen bir kova kadınıysan saplantılı aşk yaşamamaya özen göster ki canın yanmasın. Balık. Ah kardeşim, garibim balıklar. Neptün balıkta. Dinle, güzel yönetmen. Ama balık için arkadaşlıklar, sosyallikler konusunda bir kandırılma süreci, bir yanlışlara sapma süreci olabilir. O yüzden lütfen hayatınızdan çıkardıklarınız bu dönem hayatınıza geri geldiğinde almayın. Denenmişi denemeyin. Bitmiş bir ilişkiye bir daha başlamayın. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. O yüzden biri sizi üzmüşse, suçlu arıyorsak ilk etapta suç onundur. İkinci kez üzerse suçlu aramayın sizsiniz. Çünkü buna izin veriyorsun. Denenmişi denemeyin. Eğer denenmişi denemezseniz hayatınızı geliştirebilecek, dönüştürebileceksiniz. Ayrıca 28 Eylül'e kadar yaptığınız, yapmayı planladığınız, oluşturamadığınız, geliştiremediğiniz bütün işleri tek tek geliştirileceksiniz. Yılın ilk 4 ayında balık çok kandırıldı, çok yıpratıldı. Şimdi onları yıpratan, onları kandıran, onları üzen kişilerin başlarına gelenleri duyacaklar. Balık çok vicdanlı bir burçtur. Merhametli bir burçtur. Fazla fedakardır. Kim bugüne kadar feda ile kar elde etmiş? Kimse. Hiç kimse. O zaman ne yapıyorsunuz balıklar? Fedakarlıktan vazgeçiyorsunuz. Kesinlikle. Ay çok güzel. Kısaca anlat. O zaman biz Aralık'ın son haftası Nuray Hanım'a geliyoruz. Nuray Hanımcığım. Hanımcığım oldu. Tamam Evrim Hanım. Nur işime geliyoruz. Evrim Hanım. Evrim Hanım. Ondan sonra bize 2024'te tek tek, ama bak bu sefer gerçekten yönetmenim buradan duysun. Gerçekten hani evini de gezeceğiz ayrı. Ama sadece 2024 ve burçlar işte gerilemeler, ilerlemeler üzerine olsun. Ne dersiniz efendim? Kabul edildi mi? Tamamdır. Ay bu yemek kokusu var ya, karnım gurulduyor. Oh, şimdi hadi, yiyeceğiz beraber. Gidelim. Hadi gidelim. Yemek yiyelim. Burç yorumlarını dinlerken karnımızda zil çalmaya başladı birden. Artık balkona geçelim ne dersiniz? Hem muhteşem Bodrum manzarasının hem de dolmaların tadını çıkaralım. Güzel kokuyor değil mi? Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Yiyeceğim bunu ama çekimden sonra. Sen şimdi tadına mı bakacaksın? Bir bakayım bakayım bir nasıl olmuş, mahcup olmayayım diye. Soğanları da duruyor. Pişmiş mi? Tuzu falan iyi değil mi? Şahane. Ellerin, ama senin elin lezzetli. Elinde ben olanların yemeği güzel olurmuş. Bak benim cücük. Burada var. Ha evet. Benim şurada var cücük. Parmağımın arasında var. Hiçbir yok. Orta parmağına yüzük takma. Niye? Satürn parmağı. Sorun ya, çekersin. Ya öğretmeyin bana şöyle şeyler, yüklemeyin ne olur. Ama yapma işte, orta parmağınız asla yüzük takmıyor. Ama çok seviyorum çünkü buradan düştü bir kere yüzüğüm. Baş parmağını tak. Atlanta yüzüğüm var tamam mı? Böyle bir gün takıyordum. Bir uyandım sabah yok. Nereden çıktı biliyor musun? Buzluktan.
Aa, bir şey alırken... Ben buzluk kraliçesi bir şey alırken oradan sıyrılmış böyle. Benim de pırlanta Allah'ım küpelerim. Allah'ım ya, nasıl üzülmüştü. Halka pırlanta küpelerim var. şey yapmışım, yelek gibi bir şey giymişim, cebine koymuşum. Bir yıl aradım. Misafir geldi, balkonda oturuyoruz. Üşüdü. Üşüdü, ona şeyimi verdim. Yeleğimi, hırkamı verdim. Aa dedi, pırlanta küpeler. Tam da Merkür retrosu. Merkür gerilemesinde kayıplar bulunur. Ha. Ay böyle yaptım Elçin. Sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki üşüdün. Nasıl mutlu oluyor insan? Tabii. Kaybettiğin bir şey bulmak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür evini, ediyorum. Evini yüreğini açtığın için. Canımsın çok keyif benim. Aldım. Her zaman meleğimsin, bekliyorum. Benim sen biliyorsun. De benim meleğimsin. Çok seviyorum. Çok teşekkür hem ederim. Hem sana hem bütün ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. O halde... Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.